Ay bu çok güzel oldu. Ama 3 gün çok az bence yani. Biraz daha kalsaydık anne. Ya tabii. Kim sete gidecek? Kim çalışıp para kazanacak ha? Bir şey söyleyeceğim. Sen telefonunu açmadın mı hala? Kafa dinleyeceğim dedim ya anne. O yüzden açmadım. Anladım da. Artık döndük yani. Bak babam beni arıyor sonra merak ediyor. Ya tamam ben babamla konuştum bir sıkıntı yok. Bir şey söyleyeceğim. Aksel'le bir sorun mu var? Yok. Aramız gayet iyi. Tamam hadi. Dur şu arkadakileri alacağım. Melis. Benden ayrılmadığını söyle. Ne? Ayrıldık mı ayrılmadık mı Melis? Söyle çabuk. Yok. Hayır. Oh be. Yemin ederim ruhumu teslim edecektim. Tülin. Aksel. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben sizi yalnız bırakayım mı? Sen az önce anneme Tülin mi dedin? Ne diyeceğim ki başka? İsmi o değil mi? Yani Tülin teyze denir, Tülin abla denir ama. O sıfatlar onu yaşlı gösteriyor. Hiç anlamıyorsun kadın ruhundan hiç. Bak şimdi çok mutlu olmuştur kesin. Manyaksın biliyorsun değil mi? Ben manyağım. Manyak kime denir biliyor musun sen? 3 gün boyunca telefonunu kapatıp hiç haber alamadığın insana manyak deniyor. Çok şey düşündüm. En çok da o geceyi. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Eğer öyleyse özür dilerim. Sen yanlış bir şey yapmadın. Peki ne o zaman bebeğim? Ha? Benim bilmediğim bir şey mi var? Tamam, tamam. Gel buraya. Gel, sormayayım o zaman, tamam. Ama seni böyle görmek beni çok üzüyor. Yardım etmek istiyorum sadece. Edemezsin. Çünkü ben kötü bir şey yaptım. O yüzden kimse bana yardım edemez. Bak. Sen ne yapmış olursan ol. Ben senin yanındayım. Gerçekten mi? Yani ben ne yaparsan yapayım. Hep yanımda mı olacaksın? Evet. Ne sandın kızım? Biz kötü gün sevgilisiyiz. Aslında benim uzmanlık alanım bu. Depresif sevgililer üzerine. Bak ne güzel oldu gülünce. Gel buraya. Gel. Ama tabii boynuz hariç. Boynuza karşı bir şey yapamıyorum. Direkt şalter atıyor. Dünyayı yakarım. Anca belki o zaman rahatlarım. Üf. Zeynep'le konuşmadın mı sen hala ya? Yok ya. Kız kendi iletişime kapadı resmen. Ne telefonunu açıyor, ne tweet, ne face. Hiçbir şey yok. Kerem'e de ulaşamıyorum ben. Ya ne olduysa işte gör yazıya kaçtı gitti Zeynep. Ya ben diyorum ki acaba bunların arasında büyük bir patlama oldu da. Sonra Kerem arayı düzeltmek için Zeynep'in peşinden gör yazıya mı gitti? Yok. Yani Kerem'in tarzı değil. Can, Melis kesin biliyordur. Ya gidip sorsak mı? Kesin diyorsun. E tamam soralım hadi. Al bakalım. En sevdiğin kekten de aldım sana. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Selam Melis. Ya Zeynep'ten haberi aldın mı hiç sen? Hayır. Hadi ya, hay Allah. Niye, ne oldu ki? Ya bilmiyorum işte, ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Ya Gölyüzü'ye gitmeyecekti, bir anda gitme kararı aldı falan. Aynen. Kerem'e de ulaşamıyorum ben. Vallahi ben onu en son bizim Özgürlerin karavana götürdüm. Sızmış haldeydi. Acaba bir şey mi geldi lan herifin başına? Yok canım. Yani başına bir şey gelse herhalde duyardık değil mi? Ya ben şimdi çok merak ettim ama ya. Ne yapalım? Sağ ol Melis. Görüşürüz. Ne haber Özgür? Hiç iyi değilim abicim.
yalan hayırdır? Kanka bu karavanın hali ne ya? Aksel ya. Bir dakika bir dakika. Ne diyorsun ya? Karavandayım şu an. Altı üstüne gelmiş. Of. Tamam Özgür, sen şimdi orayı öyle bırak çık. Tamam mı? Ben akşam hallederim. Üf, ulan Kerem. Ne pismiş sarhoşluğundan. İşte şimdi kendime geldim. Vardır öyle bir özelliğin. Kesin, kesin. Ne bakıyorsun lan? Sana mı bakıyorsun? Güzel, lütfen. Sakin, sakin. Tamam mı? Gel buraya. Ayıp olmuyor mu lan? Aksel! Ayırsanıza! Melis, çekil, uzaklaş. Ayırsanıza ya! Ya. Ne gerek vardı o iki çocuğa saldırdın durduk yere? Durduk yere saldırmadım. Bir daha birine yazarken iki kez düşünürüm Allah. Çok etkilendim. Azıcık olsun etkilenmedim mi? O kadar ateşe attım kendimi. Azıcık olsun etkilendim. Yani sen orada beni kurtarmasaydın o iki çocuk beni öldürecekti mesela. Ne yapayım? Kıskancım ben. Sana kimse bakamaz, dokunamaz, yazamaz. Parçalarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.